Herkese merhabalar, hukuk alanındaki gelişmeleriyle inkılap tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LGS'de Sözel bölümde Türkçe'den sonra bizleri en fazla zorlayacak derslerin başında inkılap ve İngilizce geliyor. İnkılap tarihini çok iyi yapmamız lazım, hiçbir soruyu kaçırmamamız lazım. O yüzden bizler de sizler için hukuk alanındaki gelişmeleri özel bir videoyla sizlere hazırladık. Ve LGS kampımızda biliyorsunuz ki hızlanma kampımız vardı. Hızlanma kampını bitirdik. Orada güzel güzel Türkçe ve matematik ağırlıklı bir şekilde güzel güzel sorular çözdük, denemeler çözdük. Ve şimdi de hukuk alanında gelişmelerle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yarın yine canlı yayında basma kenelerle ilgili challenge'ımız olacak. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle hukuk alanında gelişmelere bakmadan önce Osmanlı Devleti'nde hukuk anlayışı neydi bunu bilmemiz lazım. Osmanlı Devleti'nde hukuk iki kısma ayrılıyordu. Bir şer'i hukuk yani şeriat dini kurallar esas alıyordu Kur'an-ı Kerim'e göre. Bir de örfü hukuk. Örflere geleneklere göre yöneticiler tarafından oluşuluyordu. O da geçmişten beri gelen bir şeydi. Yani örfü olarak halkın, toplumun ve yöneticilerin belirlediği bir şeydi. Hukuk alanında gelişmelerde şunu bilmemiz lazım. Osmanlı Devleti'nde mahkemeler bir şer'i mahkemeler yani şeriata uygun mahkemeler, batı tarzı mahkemeler ve azınlıklara ait yani işte Ermenilere, Rumlara ait mahkemeler vardı. E bu da tabii ki ...hukuk birliğinin olmadığını gösteriyordu. Bakın buradan LGS'de soru gelir arkadaşlar. Çünkü 2021'de buna benzer bir şeyi eğitim için sordular. Dediler ki işte azınlık okulları vardı, batı tarzı okullar vardı, medreseler vardı. Bu neyi gösteriyordu? Eğitimde birlik olmadığını gösteriyor. Aynı şekilde mahkemelerin de şer'i, batı tarzı ya da azınlıklara ait farklı farklı üç kurba ayrılması... ...hukuk birliğinin olmadığını gösterir. Ve bu da aynı zamanda milli egemenliğe laikliğe ve eşitlik ilkesine de tersdir arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla Osmanlı Devleti'ndeki durum bileceğiz. Peki hukuk alanında nasıl çalışmalar yapıldı? Birincisi biliyorsunuz ki biz Kurtuluş Savaşı'mızı yaptık. Düşmanı denize döktük. Ardından da Mudanya Ateşkesi imzalandı. Mudanya Ateşkesi'nden sonra bizler uzun bir süre mücadele ettik ve Lozan Barış Anlaşması'nı imzaladık. 1923 Lozan Barış Anlaşması ile birlikte ne oldu? Artık Türk Devleti'nin bağımsızlığı tescillendi. Burada azınlıklara verilen ayrıcalıklar ortadan kaldırıldı. Azınlık ne hocam? Osmanlı Devleti'nin içerisinde biliyorsunuz sadece Türkler yoktu. Rumlar vardı, Ermeniler vardı, Museviler vardı. Ya yani farklı farklı milletlerden, farklı farklı inanışlardan insanlar vardı. İşte onlara azınlık diyoruz. Çünkü Çoğunluk Türktü, çoğunluk tabii ki de devletimizde Osmanlı devletinde çoğunluk Türktü. Dolayısıyla Türklerden az olan, sayıca az olan insanlara biz azınlık diyoruz. Azınlıklara ayrıcalıklar veriliyordu. Bu kaldırıldı ve herkes eşit hale geldi. Nedir hocam bu? Kapitülasyonlar mesela. Azınlıklara kapitülasyonlarla ekonomik hak veriliyordu. Bu kaldırılmış oldu. Ankara Adli Hukuk Mektebi açıldı 1925 yılında. Günümüzdeki Ankara Hukuk. Belki bazılarınız LGS'de başarılı olduktan sonra gelecekte üniversite sınavına da iyi çalışıp buraya yerleşecek. Yapılan hukuki düzenlemelerin desteklenmesi için 1925 yılında Ankara Adli Hukuk Mektebi açıldı. Tabi burada şu önemli biz birçok kanunumuzu işte İsviçre'den, Almanya'dan, İtalya'dan, farklı ülkelerden alacağız. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? O dönemde yetişmiş hukukçumuz olmaması nedeniyle. İşte o dönemde de hukukçu yetiştirmek için 1925 yılında Ankara Hukuk açıldı. Yani Ankara Adli Hukuk Mektebi açıldı. Medeni kanunun kabulü burası işte LGS'de dananın kuyruğunun koptuğu yer. Buraya direkt LGS ifadesini koyuyorum. Neden koyuyorsunuz hocam? Çünkü burayı çok seviyor Milliyetin Bakanlığı. Buradan soru gelebiliyor. Şimdi medeni kanun nedir? Medeni kanun 1926 yılında Türk kültürüne ve layıklığa uygun bir şekilde kadın erkek eşitliğinin sağlandığı, toplumdaki evlenme, boşanma, miras gibi kanunların düzenlendiği bir kanundur. Peki neydi bunun öncesinde? Ne vardı hocam? Bunun öncesinde Osmanlı'da medeni kanun olarak mecelle uygulanmaktaydı. Yani mecelle gidiyor, medeni kanun geliyor. Mecelle çağın gereklerine cevap veremiyordu. Peki e, neden istişare eden medeni kanun alındı? Çünkü kültürümüze uygun ve laikliğe uygun ve yeni bir kanun hazırlamanın da uzun zaman alması nedeniyle... Biz 1926 yılında medeni kanunu kabul ettik. Peki medeni kanunu ile neler oldu? Gelin bunlara bakalım. Birincisi resmi nikah zorunlu hale getirildi. Yani hem sosyal alanda hem de hukuki alanda önemli bir gelişme. Resmi nikah yani biriyle evlendiğiniz zaman resmi nikah kıyma zorunluluğu geldi. Böylece kadının hakları korunmuş oldu. Mesela şöyle düşünün. Şimdi siz bir ev alıyorsunuz. Tapusu var öyle değil mi? Tapu alıyorsunuz. Tapu da sana belge veriyor ve bu onun gibi. İşte Evlilik cüzdanında bir tapu gibi diyorsun ki ben evlendim, bu benim eşimdir, bu benim kocamdır, bu benim karımdır diyorsun. Dolayısıyla kanuni hale gelmiş oldu. Tek eşli evlilik esası getirildi. Bu da sosyal ve hukuki alanda bir gelişmedir arkadaşlar. Boşanmada mahkeme kararı zorunlu kalın. Yani artık ben seni boşuyorum deyip boşayamıyorsun Mahkemeye gidiyorsun, mahkemede süreç inceleniyor, avukatlar dahil oluyor ve bu şekilde boşanabiliyorsun. Mirasta kadın ve erkek eşliği sağlandı. Eskiden kadın erkek mirasta eşit değildi ama artık kadın da mir, mirasta erkekle eşit olmuş oldu. Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanındı. Bu da yine ekonomik alanda bir gelişme. Peki hocam LGS'de bizim karşımıza bu nasıl çıkar? Yani 2022'ye girdiğimizde veya sınava girdiğimizde bunu nasıl sorarlar? Diyeceksiniz ki burada yapmanız gereken şey şu. Buradaki gelişmelerden hepsini söyler. Hangisi yanlış eşleştirmişler? Der ki mesela boşanmada mahkeme kararı zorunlu kılındı. Buna ekonomikler. Bu ekonomik diyor ki bu hukuki. Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanındı. İşte buna e, hukuki der. Bu hukuki değil daha çok ekonomik demeniz gerekir. Buna benzer şeyleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada şu önemli bunu milletim Bakanlığı da LGS'de hep soruyor. Medeni kanunda siyasi hiçbir hak yaramamıştır. Yani kadınlarla alakalı birçok hak geliyor gördüğünüz gibi. istediği mesleğe girebiliyorlar. E, kadın erkek işte salanmış oluyor mirasta. Mahkeme hakkı zorunlu kılınıyor. Ama kadınlara seçme ve seçilme hakkı sonradan 1931, 33, 34'te verilecek. 1926 Medeni Kanunu'nda yok. Peki Hukuk alanında yapılan diğer çalışmalara bakalım. Borçlar ceza ve iflas kanunu İsviçre'den alındı. Ticaret, deniz ticareti ve ceza muhakemeleri kanunu Almanya'dan alındı. Ceza kanunu İtalya'dan alındı. Bütün bunlar neden yabancı ülkelerden alınıyor? Çünkü yetişmiş hukukçumuz yok ve aynı zamanda Avrupa'daki kanunların ülkemize uygun olması nedeniyle. Şimdi gelin bu konuya alakalı biraz sorular çözelim. Tabii siz sonrasında mutlaka arkadaşlar LGS'de benzer soruları yakalayabilmek için Zoru Bankası'ndan, Taktikli'den ve Dinamo'dan sorular çözmeniz lazım. Süper sorular hazırladık. Bu arada mesela Zoru Bankası'nda test 29'da, o Zoru Bankası 10'da, 10'da test 29'da efsanevi sorularımız var hukuk alanında gelişmelerle alakalı. Bu soruları da çözüp yine karakodu okutarak dijital sorulara da ekstra ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde Taktikli e, kitabımıza baktığımızda Taktikli'de de test 58-59'u görüyoruz. 58-59'u açmak istiyorum izin verirseniz. Heh, burada. Hukuk alanında gelişmeler. Yine burada ekstra dijital sorular var. Ve 59 59'da da benzer sorularımız var. Bunları da mutlaka çözmenizi istiyoruz. Son olarak da sorulara geçmeden önce bunu da göstermeyeyim. Çünkü ödevler çok önemli. Ben ne kadar anlatsam da siz bol bol soru çözüp pekiştirmezseniz uçar gider arkadaşlar. Burada da test 63'ü sizlere ödev olarak vermeliyim. Test 63'ü açtığımızda hukuk alanında gelişmeleri görüyoruz. Yine ekstra dijital sorularımızı da çözmeyi unutmayın. Efsanevi sorular bunlar. Size sınavda karşınıza çıkabilecek soruları gösteriyor. Şimdi sorumuza bakalım birlikte çözelim. Ardından da birkaç sorumuz daha var ve bitirelim. Yeni medeni kanunu kabulüyle nokta nokta diyor. Gelişmelerin hangilerine yaşandığı söylenebilir demiş. Şimdi resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir. Tek eşle evlilik zorunluluğu getirilmiştir. Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanınmıştır. Şimdi Evlilik devlet kontrol altına alınmıştır diyebiliriz. Bir var tabii ki var. Niye? Resmi nikah zorunlu hale getiriliyor. Tek eşli evlilik de zorunlu hale getiriliyor. Türk ailesi modern bir yapıya kavuşturulmuştur. Evet ailemiz modern bir yapıya kavuşuyor. Niye? Kadınlar istediği işte çalışabiliyor. Tek eşli evlilik var. Bu modern bir durum. Kadın ve erkekler arasında ekonomik ve sosyal alanlarda eşlik sağlanmıştır. Evet sosyal alanda eşlik sağlanıyor ve aynı zamanda istediği işte çalışabiliyorsa ekonomik alanda da eşlik sağlanmış oluyor. Bu da var ülke yönetiminde kadınlara da söz hakkı verilmiştir. İşte bunu söyleyemeyiz. LGS'de de buna benzer çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla dört yok. Sadece bir, iki ve üç var. Bakın tekrar söylüyorum. 1926 Medeni Kanunu'yla kadınlara evlenme, boşanma, miras, istediği mesleği seçebilme yani hukuki, sosyal, ekonomik birçok hak veriliyor ama siyasi hak verilmiyor. 1931, 33 ve 34'teki haklarla yani belediye e ee, muhtarlık ve vekillik seçimleriyle BMV ile birlikte kadınlar seçme ve seçilme hakkı kazanacaklar. Dolayısıyla o zamana kadar 1926'ya kadar yok. Başka bir sorumuza bakalım. Atatürk bu sözlerinde hukuk ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine değinmiştir? Eski ihtiyaçlara göre yapılmış şeyleri ihtiyaç ilerledikçe yenilemek lazımdır. Bu eksik vasıtalarla arzu olunan şeyleri elde etme imkan yoktur. Hukuk uzmanları hemen bu yolda çalışmaya başlamalıdırlar. Atatürk bu sözlerinde hukuk ile ilgili hangisinin gerekliliğine değiniyor? Çağdaşlığın gelenekselliğin, ulusallığın, birlikteliğin. Genellikle Mustafa Kemal Atatürk iki şeye değinir arkadaşlar. Bir milli, yerli, ulusal olmamızla alakalı şeyler söyler. Yani eğitimimiz modernleştirilmeli ama kendi kültürümüzde de sahip çıkarak der mesela. Orada ulusallığı işaret edersiniz. Burada ise bizimle alakalı milli, yerli, Türklükle alakalı bir şey söylememiş. Milliyetçilikle alakalı bir şey söylememiş. Burada ne demiş? Ulusallık yok yani burada. Burada... Eski ihtiyaçlar değil de çağa uygun ihtiyaçlar çağa uygun ihtiyaçlarda çağdaş oluyor. O yüzden cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Evet sorularımız bitti. Sizler mutlaka Dinamo İnkılap Tarihi Soru Bankamızdaki test 63'ü, taktikli İnkılap Tarihi Soru Bankamızdaki test 58-59'u, Zoru Bankası 10'daki test 29'u çözmeyi unutmayın. Aynı zamanda sıfırdan 8'e sözelde de bu konuyu mükemmel bir şekilde anlattık. Buradan da yine faydalanabilirsiniz. Hatta şurada gördüğünüz gibi burada konularımız net bir şekilde sizlere anlatıldı. Buradan da çalışmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım sizler çalışıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz ve inşallah da en güzel liseleri sizler kazanacaksınız. Şimdiden çalışmalarınıza kolay gelsin.